Selamlar sevgiler, Tottiler Messi'lerin 49. bölümüne hoş geldiniz. Perşembeleri Avrupa bölümümüz, Sırıs bizle. Abi ne haber? Merhaba Koray, nasılsın, ne yapsan? İyi abi, ne olsun aynı. Sen ne yapıyorsun, iyisin? İyi. İlk defa şöyle bir Perşembe günü güzel bir açılış yapıyoruz. Konumuz güzel. Abi yani kime göre güzel, neye göre güzel abi? Normalde pek konuşmuyorduk Şampiyonlar Ligi maçlarını falan Perşembeleri program yapınca, ama bugün konuşalım. Süper Kupa çok önemli bir kupa çünkü. Aynen abi. Real Madrid, Atletico Madrid'e 4-2 kaybetti uzatmalarda. Ben şunu sorarak başlayacağım sana. Şu kadro, daha erken konuşmak için ama, Simeone'nin çalıştırdığı en iyi kadro olabilir mi? Ha, Simeone dedin. Atletico'nun son dönemdeki en iyi kadrosu desen Maxi Rodriguez'li kadro diyecektim. Yok yok. Loser kadroydu ama benim en sevdiğim kadro. Ya galiba öyle, ama hani bundan daha iyisi diyeceğimiz kadro, işte şampiyon olan ve final yapan kadro da neredeyse bu kadronun aynısı abi. Yani Simeone'nin başarılarından biri orada. Yani o kadrodan bu kadroya fark, işte Arda yerine Lemar var. Başka doğru düzgün ben Gabi gitti. Ne bileyim, başka hiçbir fark yok gibi Abi geliyor ya. ya şimdi ben Atletico Madrid'e dair düşünürken hep şeyi çok merak ediyordum. Yani mesela Arda geldiğinde ya da Koke kanatta oynarken, ya bu adam ne de olsa harika savunma yaptırıyor. İki tane de iyi forvetle oynayabiliyor. İki tane şöyle uçak kanat alsa ne yapabilir diye. Şimdi Gerson Martins'le Lemar'ı aldı ya, ben ondan inanılmaz yükseldim bu Atletico Madrid'e. Öyle ya, şeyi yedek kulübesini düşününce açık ara en iyi kadro yani. Hiç bu kadar derin olmamıştı Atletico kadrosu. Ve ama bu maçı tabi sadece kadroyla açıklamak zor. Simeone olağanüstü bir iş çıkarmış yine. Ki kulübedeki abi baya iri bir abi, o ne ya? Koş dese dursan öldürür adamı yani. Şeyi varmış onun, rock grubu varmış. Abi o adamın yani çok böyle naif, kırılgan bir ruh olmasını beklemiyorduk zaten yani. Tabii tabii. Ya o bir Real maçında Simeone onu sakinleştirmişti. Hakemi dövmeye falan gitmişti. Öyle bir adamı. Yani düşün, Simeone sakinleştiriyor adamı. Abi Real Madrid konusunda bayağı dert yanacağım ama şunu da sorayım. Şimdi Atletico Madrid güzel rotasyonu da kuvvetli, sağlam bir kadro kurdu. Yani maç hakkında söylemek istediklerini de dinlemek istiyorum tabii ama 3 kulvarı da götürür mü bu kadro, yoksa bir yerde patlar mı? Oradan maça geçelim. Hani bundan çok daha dar kadrolarla her zaman, en azından bir çeyrek geçen sene hariç, geçen sene de gittiler. İkinci kupada kupayı aldılar. Her bir noktaya kadar götürüyor zaten. Bu kadro da götürür ama hani bence en önemli olan ligde gerçekten yarışın içinde, işte Mayıs'ın ilk haftasına kadar kalacak mı? Hani kulvarların hepsini birden götürüp götürmemesi beni bu sezon açıkçası çok ilgilendirmiyor. Ben lige çok odaklıyım. Hani ligde gitmelerini istiyorum daha fazla. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nde hani Simeone bir şekilde 2 senede bir en kötü yarı finali görebilen bir adam. Daha kötü kadrolarda, daha zayıf, daha derinliksiz kadrolarla bunu başardı. Hı-hı. Ama hiçbir zaman ligde o ben beklediğim, bu sene bir çıt yukarı çıkar bu takım dediğim atlamayı yapamıyordu. Ben geçen sene hani ikinci olmalarına, Real'in önünde bitirmelerine rağmen geçen sene oynanan futboldan falan çok rahatsızdım. Yani bence geriye gitmişti Simeone'nin futbol geçen sene. Daha öteye gitmesi gerekirken. Ama bu sene hani kurduğu kadro, hazırlık döneminde muhabirlerin yazdıkları, çizdikleri, hem oyun olarak bir öteye gidecek gibi, hem de Real'i böyle yakalamışken Barcelona bildiğin kabuk demeyeyim de neredeyse bir kimlik değişimine gidiyorlar. Vidal, yani Iniesta gibi bir oyuncu gidiyor, Vidal gibi bir adam geliyor. Kalite olarak söylemiyorum ama kimlik olarak Barcelona bir dönüşüm içinde. Böyle yakalamışken bu ligi sonuna kadar götürmediler diyorum ya. Ben de asıl senin maçla ilgili söyleyeceklerimi merak ediyorum. Çünkü ben dışarıdaydım. Telefondan açtım maçı. Hani masanın kenarına koydum. Aynı şekilde öyle aynı şekilde izlemişiz abi. Bu maçın nasıl yayınlanmadığını ben anlamıyorum da. Ben de dışarıda... Onda bir bilgi var mı neden yayınlanmadığına dair? Paradır abi. Başka bir şey yok. Bir de ikimiz de bol erkekli masalarda muhabbet ederken kenardan kaçak izlemişiz maçı. Ben de öyleydim. O 15 adamlı ortamda böyle elde telefon.
Abi benim gördüğüm hani Real Madrid'in, yani buradan bir Lopetegui eleştirisi bende çıkmaz ama ya bir Real Madrid'in gerçekten bir aynaya bakması lazım. Resmen kadronun içini boşaltmışlar ya. Yani Casemiro çıkıyor, yerine girecek bir ön libero yok. Tamam, Ronaldo'nun yerini doldurmadın da şu Casemiro'yu madem böyle bir sistemle oynayacaksın, yedekleyecek bir Allah kulu yok mu ya? Al yani Danilo Manilo bir şeye çök. Yok abi, işte oyunu tutacak adam lazım olduğu an Atletico Madrid kucağına aldı Real Madrid'i. Ve ben yani Marcelo'nun, Sergio Ramos'un falan vücut dilini hiç iyi görmedim. Yani özgüvenli olmakla laubali olmak arasında baya bir çizgi var abi. İnce bir çizgi. Varan falan salmış resmen ya. Hani biz bir maçı onlar verdi bence zaten. Real Madrid'in Varan'la Marcelo verdi yani. Ki Ama hani adam tuttu Griezmann'ı çıkardı yani. En değerli oyuncusunu çıkardı. Çünkü yorgun. Dünya Kupası'nda finale kadar gitmiş bir oyuncu. Real Madrid Varane'ı çıkarmadı yani. Savunmadaki yani yorgunluğu çok daha büyük problemlere yol açan adamı Real Madrid 120 dakika sahada tuttu. çünkü yok abi. Yok yani. Nacho oynardı. Abi lan yani çok, ben mesela Nacho'nun da Ceballos'un da çok Real Madrid seviyesinde oyuncu olduğuna inanmıyorum ben ya. Yani Söyleyeceğim. Nacho tamam, Joker, savunmanın her yerinde oynatabiliyorsun herifi ama böyle bir final maçında çıkıp da hadi şu maçı bana kurtar ben demem. Yani belki de adamda inanılmaz bir yetenek vardır ve biz göremiyoruzdur sahanın içinde. Çünkü diyoruz ya her zaman, savunmacı izlemesi zor bir şey. Yani çok anlaşılmıyor stoper falan. En azından bir, yani biz çıplak gözle anlayamıyoruz. Daha çok ekstra verilerle belki bir şeyler çıkarırız. Ya çok düzenli izlemek lazım savunmacı hakkında net bir karar verebilmek için. Aynen Düzenli abi. bir şekilde 90 Aynen. dakika maçını izlemek lazım o adamın. Ama şu çok net, yani Real Madrid'in yeni planı buysa eğer, bu oyunsa, bu kadroysa, bence Real Madrid iki vites düşürmüş demektir. Bir kere Gareth Bale'ın sakatlık geçmişi ortada. Herif rugbyci olduğundan sırtında kronik sakatlık var zaten Bale'in. Yani her maç oynatamazsın onu. Isco özel oyuncu, Asensio özel oyuncu, Benzema özel oyuncu ama hiçbiri o adam değil abi. Ya bunlardan çok değişik bir düzen kuracaksın. Çünkü öyle bir takım da Şirinler Köyü gibi takım kurarsın yani. Herkes görevini bilir ki bence biraz Real Madrid'in buna evirmesi lazım. Ama şu an bile abi Modric gidecek mi kalacak mı belli değil. Yani takımın kalitesi şu an hakikaten düşük. Bizim Abi, alıştığımızı göre. yani bu sene belli ki çok sık sık teknik direktör eleştirisi yapacağız. Teknik direktör diyorum hala Loto Peygi diyemiyorum ben. Dilim dönmüyor onda. Dilimin dönmediği isimlerden. Hani onu sık sık eleştireceğiz belli ki. Ama şimdi ben geçen seneyi düşünüyorum. Geçen sene Süper Kupa maçı. Manchester United maçının ilk yarısı. Ben o maçta bak onu hiç unutmuyorum. Hemen tweet atmıştım. Ki zaten bir süredir öyle düşünüyordum. Bu Real Madrid kadrosu bir 14 oyuncu yani. 16 oyuncu değil belki, 17 oyuncu değil ama 12, 13, 14 oyuncu. Benim uzun zamandır gördüğüm tek tek yeteneklerine bakarak gördüğüm en iyi kadro diyordum. Şimdi geldiğimiz noktada yani sadece Ronaldo gitmiş bu takımdan ve diyoruz ki bu takım Allah Allah yani derinliği yok. Tek tek baktığın zaman o kadar iyi değil. Buradan bir Zidane eleştirisi çıkmaz mı ya? Çünkü ne Isco ne Asensio bir sürü hatta hani zaten çok bir şey olacak gibi görünmüyor da Mayoral falan bu oyuncular hiçbirinde Casemiro hariç ilk parladığı zamanki ışığa yakalayabilen bir tane oyuncu yok ve kadro şu an gözümüze kötü görünüyor. Bence burada biraz da Zidane'la ilgili bir problem var ya. Hani ne kadar çok büyük bir 3 sene geçirmiş olsa da. Abi şöyle bir yandan da tamamen aslında mesela Vinicius geldi. Onu ama rotasyonda saymıyoruz şu an. Çünkü çok genç. Ya bu biraz Real Madrid'in transferde politika değiştirmesinden de kaynaklanıyor. Real Madrid'in yapamadığı şu. Bir, Pochettino'yu getiremedi. Tottenham başkanı bırakmadı abi. İki, Mbappe'yi alamadı bunlar. Darmadağın oldular bak. Şu an ne yapacağını bilmez bir halde takılıyor Real Madrid. Yani gitti Real Madrid'in. Şu an Ronaldo gittikten sonra yaptığı tek transfer kaleci abi. Aynen. Yani bir kere nitelikten önce bence hala Real Madrid orta sahası dünyanın açık ara en iyi orta sahası.
Asensio, Kroos, Casemiro, Modric. Yani Kroos'u saydım değil mi? İki kere saymayayım herifi de. Tabii Abi tabii. bunlardan iki tane şampiyon çıkar. Bu altılıdan beşten iki şampiyon çıkar. Ama bir mesela Lucas Vazquez Bale'in arkasında. Ya sağ kanadı gözün kapalı güvenemiyorsun. Sol. Kimi oynatacaksın? Gözün kapalı Yok. güvenemiyorsun. Santrafor. Yani Benzema Ronaldo'nun yanında muhteşem bir adamdı. Onun sorusu da gelmiş. Çok yani mutlu oldum o sorunun geldiğinde. Ama Ronaldo'ya bir yani mesela bir Lewandowski gelmeyecekse senede 40 tane yazacak. İşte ona bir konfor alanı sağlaman gereken bir santrafor gelmeyecekse Benzema o zaman başka bir oyuncuya dönüşüyor. Yani o zaman ulan Real Madrid'in santraforum diye soruyorsun. Şu an yani Lopetegui aslında eli, ya bomba pimi çekilmiş bomba var adamın elinde ve ben toparlamalarını kolay görmüyorum bu transfer sezonunda da. Alabilecekleri çoğu kafa adam zaten Premier Lig'deydi ve alamayacaklar onları yani. Ve yine söyleyemiyorum ismini. Lopetegui ya da Lotopeygi. Ya Portolular gittiğinde düğün dernek yapmışlar. Adam orada da hiçbir şekilde kupa falan kazanamıyormuş. Abi bakacağız işte yani. Ben Real Madrid'in durumunu pek iyi görmüyorum. Florentino Perez'in. Abi, yani dediğin her şeyde haklısın ama ben yine de bu kadronun böyle bir doğru kimliği bulursa, doğru hocayla çalışsaydı ya da yani çok zevk verecek bir kadro olabileceğini düşünüyorum. Bale'i mesela ben beğendim. Evet, sakatlıktan falan tabii ki full sezon güvenilmez ama mesela Bale'in esas adam olacağı bir yapıda ben son 2-3 yıldır doğru düzgün hiçbir şekilde zevk almıyordum Real Madrid'den. Yani Benitez döneminden itibaren hiçbir zevk almıyordum. Ama Bale'in esas adam olduğu bir Real Madrid, Isco'nun daha çok sorumluluk aldığı, Asensio'nun daha çok sorumluluk aldığı bir takım bana daha fazla heyecan verir ama yani tamam, büyük isim transferi artık imkansızlaştı yani. Artık kafayı kırıp 200 falan vereceğim Hazard'a, belki öyle toparlayacağım psikolojiyi ama onu yapamasam bile bir santrafor kesin şart yani bu takıma. Benzema'yla bitmez bir sezon. Benzema sorumluluk onun üzerinde değilken, baskı onun üzerinde değilken harika bir santrafor dediğin gibi. İyi. Ronaldo'yu besleyen adam olarak harika bir oyuncu ama La Liga'da 40 gol atmayacak bir adamın barınması zor artık. Abi şöyle biz geçen bölüm konuşmuştuk ya. Benzema mızrağın ucuydu ama mızrağın ucu öldürmüyor. Mızrak saplandıktan sonra adamın ne kadar derine girerse o kadar öldürücü oluyor ya. Benzema mızrağın ucu olarak kalacaksa yine muhteşem santrafor. Ama onun işte o mızrak girdikten sonra öldürecek adam yok şu an Real Madrid'de. Bunun yanında şu an bakıyorum Real Madrid'in 11 hakikaten hala bence en iyi 11. Ronaldo'suz da en iyi 11 yani. Bekler en iyi bekler Real Madrid'de. En iyi orta sahacısı açık ara Real Orta saha. Madrid'de. Ondan sonra bakıyorsun şimdi Gareth Bale'ı ben beğenmiyorum yani. Real Madrid için yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bale'ı beğenmiyorum derken Real Madrid'in oynadığı oyuna çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ama Gareth Bale gibi de ne bileyim yani çok fazla oyuncu yok. Şimdi Malcolm, Dembele olağanüstü oyuncular ama o öbürü de Bale yani. Kafa kafaya yazarsın hatta önüne yazarsın. Ama işte senin dediğin çok doğru abi. 14 oyuncusu yok şu an Real Madrid'in. Hani benim sezona dair korkularımın bir Real Madrid taraftarı olarak ana sebebi o. 12 kişi abi Real Madrid şu an ve bu 12'nin ikisi kaleci. Yok yani. Ya neyse abi, sanki Galatasaray Tuzla Spor maçında Tuzla Spor kazanmış da biz Galatasaray'ı konuşuyormuşuz gibi biraz da Atletico konuşalım lütfen. Hemen anketle geleyim mi? Hemen anketle Gel. geleyim. Abi bizim geçen hafta şampiyonluk adayımız ikimizin de Atletico Madrid'di. Hatırlıyorsan. Hani ben de katılmıştım ki ya normalde hiç öyle şeylere katılmam işin içinde Real Madrid varsa. Twitter'a sorduk. %33 Atletico Madrid, %56 Barcelona çıktı. Sen ne düşünüyorsun? Dünkü maçla birlikte bu oranları bir daha güncellersen kafanda. Yine Skype'ın yaptığı bir hata. Bu Skype'ın yerine program bakıyorum. Abi okuyorum eleştirileri. Hepsi Skype'ten kötü diyorlar. Bulacağım. Abi şampiyonluk oranları ile ilgili sormuştum. Sendeyiz. Abi bence önce Skype hakkında konuşayım. Skype'tan değil bu.
Ben kuzenin evdeyim, sadece bir noktada telefon çekiyor. O noktada da hafif kımıldadım ve gitti. Şimdi kımıldamadı, oturacağım. Biraz zor bir yayın oluyor benim için. Bir de ben yani hiç dinlemiyordum haliyle kendi konuştuğum şeyi. Bu geçen haftaki programda ben yoktum ya, ilk 20 dakika falan. O kısmı dinleyeyim dedim. Ses gayet güzel abi, ben katılmıyorum ses sıkıntımız olduğuna. Neyse, o başka konu. Yani ya oran... Eleştirilere cevap verdi. Abi ses gayet güzel ya. Yani gayet iyiydi. Hiçbir sorun yoktu Aynen seste. abi, o Arada senin soru cevaplama sayfanda görüyorum da ses çok kötü falan. Hani diğer yabancı podcastlere falan ben dinleyen bir insanım. Bizim ses kalitemiz fena değil yani onlara oranla. Neyse, Atletico diyorduk. Abi ben oranlara şaşırdım yani. Böyle bir maçta sen yeni sordun değil mi bunları? Evet, bu Maçtan önce sabah. Bu sormadın. sabah sordum. Böyle maçlardan sonra insanlar gaza gelip kazanına daha çok şey yapar ama Atletico'muz yine gariban kalmış. Çünkü Barcelona bırakmamış. Ya ben Atletico'nun, ya tabii ki şu an bu tip tahminler, daha adamlar sahaya çıkmadı. Yani Süper Kupa finali dediğimiz şey de aslında birazcık hazırlık maçından ibaret bir olay. Yani daha lig maçlarına çıkmadan bunları konuşmak çok kolay değil. Ama yine de ben hani diyelim cebimde 1.000 dolar var ve bunu bir takıma yatıracağım. Bunu gözüm kapalı gidip Atletico'ya yatıramam. Onu söyleyeyim. Ama ben yine de hani %50 Barcelona desem %45 Atletico derim yine yani. Katılıyorum abi. Bence de kadro derinliği farkıyla Atletico Madrid şu an daha iyi takım ya. Yani o yüzden ben de Tabii. sözümüzün arkasındayım geçen haftaki. Premier Yani bir Lig... de Ha, buyur abi. Buyur abi. Barcelona'da, yani Barcelona taraftarı geçen sene neredeyse namağlup şampiyon olacakken, yani bu duruma rağmen çok fazla memnun değiller teknik direktörlerinden ve ciddi bir kimlik değişimine gidiyor. Yani tekrarlayacağım kendimi. Yani Iniesta'nın gidiyor, sembolün, oynadığın oyunun şeklinin sembolü gidiyor ve yerine Vidal geliyor. Yani dünyada birbirine bu kadar uzak iki orta saha çok azdır. Ve işte Malcolm'lar, Dembele'ler falan, çok ciddi bir kimlik değişimi var orada. Valverde bunu yapabilecek bir adam mı? Onu göreceğiz ve yaparsa da, farklı bir yöne doğru giderse de Barcelona en acımasız taraftar grubuna sahip bence, eleştiri anlamında. Yani ve çıtası belki artık Real Madrid taraftarından bile yüksek. Çünkü dün bakıyorum Reddit'e falan, Real Madrid taraftarları yani bu kadar beklentisiz bir sezon olmasına rağmen o kadar yangın yapmıyorlar yani. Biraz o profil de değişmiş Real Madrid'de. Barcelona tam tersi, özellikle yani başarıdan ziyade bu kimlik olayı Barcelona'da çok baskın bir olay. Valverde bunu, işler biraz kötü giderse falan ne kadar kaldırabilecek bilmiyorum. Öbür tarafta Atletico hani yüzde bir dünya üzerinde bir teknik direktörü ne kadar güven duyabilir bir taraftar? En zirve noktasını duyuyor. İşte stat geçen sene tadını çıkaramadılar. Çok iyi oyun oynanmadığı için. Stat yeni diyebiliriz hala. Yeni stat filan. Öyle bir sinerjiyle. Bir daha abi bu kupanın finalin kazanılması, hazırlık maçı filan dedim ama ben belki 2014 şampiyonluğundan daha çok sevindim bu maçın kazanılmasına. Lanet bitti Çünkü ya. abi 2004 filandan 2013'e kadar 20 maçlık serisi vardı Real Madrid'in. 20 maç kazanamıyordu Atletico. Sonra son yıllarda bu tabi dengelendi, bayağı dengelendi. Hatta bir 2013-2016 arası da Atletico bayağı ezdi Real'i. Ama işte bu Şampiyonlar Ligi yarı finali, finalleri, iki tane final falan, bunlar katiyen kazanamadığı şeyler Atletico'nun. Psikolojik olarak zaten hani neşeli giriliyordu sezona. Bu çok büyük artı yazdı. Bakalım ne olacak? İstersen geçelim Premier Lig'e. Abi Premier Lig'e şöyle geçelim. Ya ben yani Arsenal City maçını izledim. Arsenal adına pek üzülmedim yani. Sezonun girişinde hazır takımın dağıtacağı belliydi ama abi Premier Lig için üzüldüm. Bu manyakları durduramazsın ya. Abi ben üzülmedim ya. Ben City'yi izlemekten o kadar keyif alıyorum ki. Hani lig şampiyonluk heyecanı falan çok umurumda değil. Çünkü abi zaten 5 yıldır şampiyonluk heyecanı olmuyor ki bu ligde. Yani Yani. City oluyor. City oluyorsa işte geçen seneki City değil de Pellegrini'nin City'si.
Yani belli ediyor zaten Mart'ın sonunda Nisan'da tamam bunlar alıyor diyorsun. Leicester bile yani belli ederek aldı adamlar. Zaten Chelsea'nin iki şampiyonluğu da öyle vura vura şampiyon oldu. Zaten yoktu. En azından bu sefer böyle 7-0 iken bile izlemesi keyif, 7-0 yaptığında bile izlemesi keyif veren bir takım var ortada. Ya gerçekten Arsenal abi aciz gözüktü sahada ya. Aciz yani. Tabii. Ya Ve 2-0 gayet iyi skor. evet. Evet. Böyle bir de bir yani çaba eksiği yoktu takımda. O Gündüzlü dedikleri çocuk gayet iyi oynadı bence. Tek başına koştu, savaştı herif. Bir de Bence de iyiydi de ben ilk 11 tercihini biraz sıkıntılı buldum Emery'nin ilk maçtan yani. aynen abi, şimdi Mesut'un ne oynadığı çok enteresandı yani. Mesut çabaladı kendince ama o rolde o adamın yorulmaması imkansız yani. Verimli olmasına ihtimal yok. Yansız. Bir de Bir yandan buyur buyur. abi. Sen de. Ya, hem Mesut'u alıyorsun. Tam Mesut çok alışık o rolde, yani o rolde derken o pozisyonda oynamaya. Hatta 2 sezon önce bir normalde attığından çok fazla gol atmaya falan başlamıştı. Arsene Wenger biraz o rolde kullanıyordu. Böyle bir heyecan yaratmıştı. Yeni bir Mesut izliyoruz falan. Sonra tabii o çok kısa sürdü. Ama işte Mesut'u alıyorsun. Mesut'un özelliklerinden çoğu özelliğinden mahrum kalıyorsun. Ramsey'i koyuyorsun. Yani Ramsey'nin Mesut'un yerinde oynamasını sanki daha mı diri olalım diye koyuyorsun. Artık Ramsey'de de öyle bir şey yok. Neredeyse sadece gol koşusu yapmak için futbol oynuyor Ramsey. Yani ben şaşırdım baya. Hani sezon öncesi 2 hafta önceki programda konuşmuştuk ya. Lacazette Aubameyang'lı bir düzen kuracak gibi görünüyor falan demiştik. Yani yazılanlar da o yöndeydi. Neyse daha ilk maç tabii çok eleştirmeyelim de o da herhalde deneye deneye bulacak ve tamam skor o an 2-0'dı ama Torreira ve Lacazette girdikten sonra yani Arsenal hiç fena bir top oynamadı. Abi şimdi sezon öncesinin en formda adamı açık ara Lacazette yani. Bir kere Tabii. Lacazette mutsuzdu Aubameyang geldikten sonra, onu çözmüşler. Ya bunu hoca mı çözdü, futbol işte o futbol yönetimi mi çözdü bilmiyorum. Abi çok iyi arkadaş olmuşlar Aubameyang'la. Araları çok iyiymiş. Bir de abi birbirlerini tamamlayan adamlar bunlar aslında. Yani çok keyifli ikili olur. Bir de Arsenal'ın yani biz iki kanat oyuncusuyla oynayalım ısrarını ben pek anlamıyorum. Evet. Tam onu diyecektim. Bak o aklıma geldi. Şu an yani Arsenal'in üst düzey bir kanat oyuncusu var mı? Yok abi. Yok yani. Yok değil mi yani? Bir 4-3-1-2 falan deneyebilecek çok iyi, çok rahat denenebilecek bir kadro bu aslında. Belki Çünkü de yani Lacazette, Aubameyang oynamalı ya yan yana. abi belki de beklerine güvenmediler. Maitland-Niles Orası oynadı öyle. solda. Ki yani sağdan gelen de Mahrez. Biliyorum, o kadar güzel teke tek bırakıyor ki City yaratıcı Tabii oyuncularını. tabii. Böyle hakikaten korku tüneline girmiş gibi oluyorsun ya. O top Mahrez'e süzülüyor. Böyle Arsenal'lı adam bakıyor, Allah'ım Maitland-Niles çökmüş bekliyor orada kurbanlık koyun gibi. Yazık. Adama en yakın oyuncu 20-25 metre yani. Eyvah Abi bu diyorsun arada ya. soy isminde Tire olan İngiliz futbolcu sayısı ne kadar arttı ya son dönem? Aynen abi. Benim ama adam onların içinde favorim Loftus-Cheek. Muhteşem oyuncu o Loftus çocuk. Muhteşem, muhteşem oyuncu. Abi Arsenal hakkında söyleyecek çok bir şey yok. Zaten City konuşuyorduk da. City bu sene geçti yani, Şampiyonlar Ligi'nde falan da çok ben büyüğüm diyen takımın çok canını sıkar. Ama işte bir sorunları o yani. Ne yaps ağızlarıyla kuş tutsalar Pep Guardiola bu sene Şampiyonlar Ligi ile değerlendirilecek. Yani gidip orada 2 maç yüzünden böyle çiçek gibi takım yine ya ulan tamam oynuyorlar da sonunda ne oluyor denecek. Bu arada De Bruyne 3 ay yokmuş. Bayağı Hayda. yıkıldım sabah olunca. Yani en az 2 ay deniyor. Antrenmanda sakatlanmış. Dizi gitti değil mi Hani onun? City doldurur bir şekilde de benim aldığım keyfi epey düşürecek ya. Ya hakikaten onları Arsenal'a karşı o üstünlüğü De Bruyne'siz kurdular ya. Tabii. Chelsea'ye karşı Foden'la kurdular ya. Ben bir İlkay'ı pek beğenmedim o maçta City'de. Abi ilk ayı ben epeydir yani geçen senenin ortalarından itibaren zaten bir maçta salladım 2 gol attı.
Ben arada sallayıp atsın yani. Ben de daha beklentilerim daha büyüktü İlkay'dan. Genel bir düşüş var İlkay'da ama onlar için önemli olan Fernandinho ya. Yani bu kadar güzel kadronun tek sıkıntılı yeri sanki Fernandinho'nun bir şey olursa Fernandinho'ya ne olacak? Abi O da olur. izlemesi, o da zevkli olur tabii. Ne çıkaracak bakalım öyle bir Aynen durumda. abi, kesin bir planı vardır. Ben aslında City hakkında sorulması gereken soru şu. Her hafta adamları öveceğiz çünkü. Geçen seneden iyi mi bu takım? Ya yılın bu noktasında Ağustos ayında iki tane maçta yani bir tanesi bayağı hazırlık maçı gibi geçmesi geçen maçta yani Arsenal maçı da aşağı yukarı Arsenal'de eksikleri çok fazlaydı. Mustafi ile çıktı adamlar dediğin işte Maitland-Niles da çıktı filan. Yani böyle bir iki maçta neredeyse hiç zorlamadan kendilerini çok zevk veren bir oyun oynamayı başardılar. O yüzden sanki bence iyi olacak, daha iyi olacak gibi geliyor. Çünkü geçen sene hatırlarsan sezonun Brighton maçıyla başlamışlardı. Böyle güç bela yendiler Brighton'ı. Sonra Everton maçı 1-1. Böyle 3-4 hafta çok sallandılar. 6. haftaydı sanırım Watford maçı. Watford maçında muazzam bir oyun oynadılar ama o maça kadar çok sallandılar. Ondan sonra zaten üstüne koyu koyu gittiler. Şimdi direkt böyle başladılar. Yani tabii bunun da daha erken düşmeleri falan gibi sonuçları olabilir ama yani çok şey ya şu an takım hani o çok iyi bir çıkış yaptıktan sonra yavaş yavaş düşmeye başlayacak bir sezon değil gibi bu yani. O kadar rahat ki, o kadar roller belirgin ki yani otomatik her şey otomatik ya şu an takımda. Aynen, benim de düşüncem yani oydu soruda. Aslında soruyu da bu cevabı almak için sormuştum. Mesela Mahrez transferine kızıyordum. Yani abi işte zaten seni eleştirmeye hazır bir sürü insan varken gidip Leicester City'nin oyuncusuna 60 milyon verme yani öyle bir ihtiyacın yok senin diye düşünüyordum. Veya geçen sene Alexis'i de kovalamışlardı ya bir ara. Evet Ya abi. sen niye Alexis'i kovalıyorsun falan diyordum. Ki onu hala derim de. Ama Mahrez'in şimdi bu otomatik ya takım. Bu otomatikliğin içinde de bir insani yön. Tuhaf tuhaf çalımlar deneyip hata yapacak falan. O yüzden Mahrez transferi de hoşuma gitti şimdi. Abi aynen. Yani Sané'nin yarattığı keyfin benzerini yarattı adam resmen maçı izlerken ya. Ne Abi daha yapacaksın? Sané'yi izlemedik. Bak takımı övüyoruz. Benim en öveceğim oyuncu Sané. Daha Sané'yi izlemedik. Çünkü hakikaten şimdi makina gibi o son bölgeye geliyorlardı. Orada artık bu iki tane psikopatın yaratıcılığına kalıyordu iş bazen. Ya işte orada Liverpool maçları misal. aynen abi, orada Sané ile şeyi izlemek çok keyifli olacak ya, Mahrez'i. Ki yani aslında o makine düzenine tam ayak uydurdu da Sterling de aslında o familyadan. Tabii tabii Ne tabii. yapacağını bir adım sonra ne yapacağını hiç tahmin edemediğimiz oyuncular bunlar. Velhasıl kelam çok, hakikaten çok değişik bir takım bu City yani. Bana deseler ki Raheem Sterling'in oynadığı futboldan zevk alacaksın deseler. Daha geçen senenin başında söyleseler bunu. Ya hadi git derdim ya. Şu an Sterling'i seve seve izliyorum ya. En sevmediğim tip futbolculardan biriydi onu. Neyse bu kadar Guardiola yalamak yeter herhalde. Abi. Ama Premier Lig'e genel bir baktığımda hoşuma giden bir şey de Chelsea oldu. İzledin mi maçı? İzledim abi. Ben bundan çok daha kötü bir Chelsea bekliyordum. Önce onu söyleyeyim. Eksikleri çok. Oyun kopuk kopuk. Ama yani o Sarri'nin Napoli'de oynattığı o keyifli oyunu görüyorsun. Hakikaten hani ne bileyim, bir sanatçının iki ayrı albümünü dinlersin, anlarsın. Onun gibi oluyor yani. Biraz sound'u değişmiş ama yine de o sanatçının müziğini anlayabiliyorsun. Aynı şeyi gördüm ya. Direkt yani birçok oyuncu sanki aa diyorsun, hani burada bu koşuyu işte Kaleon yapıyordu, şimdi Pedro yapıyor. Kaleon'la Pedro birebir aynı topu oynadılar ya. Yani Pedro ciddi ciddi bu Fantasy Premier Lig mevzularına falan saran varsa, ben hem anlamam hem beceremem ama oynuyorum. Abi Pedro'yu kaçırmasınlar çünkü Pedro silah olmuş yani. Makine Ya olmuş. iki maç sonra sakatlanır abi. Yakma Ama milleti boş ver. Orada da şöyle bir sıkıntısı var işte. Abi Willian'ın ve hatta Moses'ın biraz boşa çıktığını görüyorum ben. Yani bu ikiliye yer bulmak zor olacak. Moses tamamen gitti ya. Şey bile bayağı kötüymüş. Ben bu maçı sadece özetini izledim ama
City maçında da öyleydi zaten. Alonso bile bayağı kötüymüş ki Aynen yani aynen. son 2 senenin yıldızı adam. Çok çok sırıttı. Olacak abi. Yani birileri boşa çıkacak. Hani City maçında herkes kötüydü. O yüzden hani Pedro felaketti. Pedro Fabregas ikilisi felaketti filan. Ya ama Huddersfield pozisyon bile doğru düzgün bulmamış sanırım. O takım sıkıntılı takım gibi geliyor bana. Abi hakikaten Huddersfield'ı yani rakibinin güçsüzlüğü belli oluyordu ama yani şöyle bazen takımın taktik antrenmanını izlemiş gibi olduk yani. Mesela Jorginho Yani inanılmaz bir herifmiş abi bak. Ben onu Napoli'den başka yerde yapamaz zannediyordum. Bu herif inanılmaz bir oyuncuymuş yani. Gamepad'le ama o oynatır işte gibi oynatıyor ya milleti. ben yine City öveceğim burada. Ya City maçında Jorginho bu adam burada hayatta olmaz ya bu takımda hayatta olmaz bu falan dedirtmişti ya. Ne kadar adamlar ne yapıyorsa. Ama Ama yani Chelsea'nin duayen isimleri varsa bu takıma daha Eden Hazard girecek. Sevgili Can diye taraftarlarını pozitif yönlendirebilir yani. biraz olumlu konuşacaksın değil mi abi? Yani. Ama herhalde City Arsenal maçı olmasa en büyük sükseyi Klopp'un Liverpool'u yapardı. Abi tehdit olurlar gibi geliyor bana. Evet bana da öyle geldi. West Ham'ı korkunç bulmama rağmen. Evet, Yani berbatlardı hakikaten. abi West Ham geçen sene zaten ya Swansea'den 4 gol yediler ya. Yani bir takımın ne kadar kötü bir savunması olduğunu ben daha güzel açıklayamam. Yani dünyanın en kötü takımı, hücum takımı yani. Hücum anlamında dünyanın en kötü takımı Swansea'den 4 yediler geçen sene. Ve bu sene daha da felaketler. Ama Liverpool'da yani City'nin yürüye yürüye dediğimiz halini aynısını uyguladı yani yürüye yürüye attılar golleri. Biri offside olsa da. Abi şunu soracağım sana. Şimdi geçen sene Liverpool bir şey anlatıyordu oynarken. Çok topla işi olmayan hani topu isteyen ama topu tutmayı çok istemeyen, hemen kaleye gitmeyi isteyen bir takımdı. Şimdi hem ondan bir Naby Keita da konuşuruz onunla birlikte. Abi Naby Keita olağanüstü top oynadı zaten. Ruh hastasının Abi tekiymiş. ben yani Leipzig falan pardon Estağfurullah. ya hani bu Bundesliga takımlarının topçularına falan biraz uzak bakıyorum ya olumsuz bakıyorum falan ama ya, olumsuz demeyeyim de biraz cahillikle bakıyorum. Kesin bunu boş yere şişiriyorlardır diye düşündüğüm oyunculardan biriydi. Ben çok etkilendim ya Keita'dan. Abi herif 7 kişinin arasına giriyor topla ya. Aynen. Ve bana şunu dedirtti yani Fabinho hani Henderson ikili kullanılabilir. Yani eğer bu adam bu kadar tek başına yaratıcılığı üstünse ben yani büyük maçlarda geçen sene hani bir klişemiz var ya ben de çok yapıyordum. Hani Klopp büyük takımlara karşı çok iyi oynatır ama küçük takımları açamıyor diye bir geyiğimiz var. Aslında 2 sene önce doğruydu ama geçen sene çok doğru değildi. Geçen sene yenmesi gereken takımları çoğu zaman yendi Liverpool. İşte United'a, Chelsea'ye, City hariç hiçbir ilk 6 takımını yenemedi neredeyse. Arsenal'i bile. Şimdi Kate bu takımlara karşı Fabinho ve Henderson'la geriyi de sağlama alıp Keita'nın o özel yetenekleriyle sonuca gidebilirler gibi geldi bana. Aynen. Mesela şimdi Wijnaldum çok yaratamayan, üretemeyen ama özellikli oyuncu. Tam Adam Mustafa Sarp ya. Mustafa Sarp'ın zengin versiyonu yani. abi Wijnaldum'u da iyi gösteriyor. Çünkü abi çok iyi driblingçiymiş ya. Çok çok çok. Ve Liverpool artık yani hem sürekli hücum tehdidi yaratan hem de topu vermeyen bir takım olacak gibi bu sene. Abi bu çok değişik bir şey işte. Evet. Ya bu hakikaten tehdit yaratır. Premier Lig'in en konuşması keyifsiz takımına geçiyorum 2 senedir. Abi Tahmin ettim. Jose Mourinho Pogba ile de kapıştı. Abi şimdi açıklama geldi öyle bir şey yok diye Ya ama. diyemesinler bizi ya. Bırakacaklar bu işleri. Ondan sonra. Ya abi ben bu şeylere inanmıyorum. Bak bir NBA'de bir Premier Lig'de hakikaten ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Yani adamların çünkü bu tarz bir
spekülasyon yaratmaya ihtiyaçları yok, anladın mı? Herif Premier Lig'de o kadar çok haber niteliği taşıyan şey var ki yani. Da işte son dönem Guardian'ı açıyorsan, ya Guardian gerçekten bokunu çıkarmıştı artık. Ya yani her makalenin, 3 makalenin bir tanesi Mourinho'nun ne kadar herkesi mutsuz ettiğine, kendisinin mutsuz olduğuna dair falandı. Ama işte bir damar yakalarsa adam da oradan gidiyor. Sen kendin açtın yani o damarı. O da oradan gidecek, yapacak bir şey yok. Ki yani zaten Pogba'nın, Martial'in kendi açıklamalarında, satır aralarında da belli bu durum. Aynen abi, aynen ya o adamlar. Ben şunu soracağım sana. İlk maçta çok ben hoşuma giden, çok heyecanlandıran bir şey izledim, gördüm. İlk 11 gördüm ama oyun yine abi kötü. Çünkü yine erken gelen gol geldi ve direkt geçen sene ne gördüysek ya, birebir bıraktılar yani. Leicester'ın hocası Claude Puel Nice'te çok iyi bir iş yaptı. Southampton'a geldi ama Southampton işte Pochettino olarak Koeman'lara alışmış Southampton'da bile barınamadı adam. Bu nasıl bir futbol diye, savunma futbolu, topu ayağına almıyor filan. Böyle bir adamın takımına topu bıraktı ve ben Leicester'ı çok beğendim bu yüzden. Finali yapamadılar bir türlü ama ben takımı beğendim. O James Maddison bayağı topçuymuş ya. Aynen Ben bayağı abi. beğendim. Çok iyi kıstırmışlar onu ya. Aynen. Zaten işte Gray'den beklentiler sonunda yerini bulacak gibi. Vardy de sonra girdi, golünü attı. Iheanacho biraz pek iyi değildi filan. Yani Leicester'ı bu kadar iyi gösterdin. Leicester'a %56'ya %44 herhalde. Ki zaten bunu istiyor. Bunu seviyor Mourinho. Böyle olmasını istedi. Hani çok objektif baktığımız zaman ne istiyorsa adam yine onu yaptı. Yani gerçekten ilk yarıda iki tane pozisyon var ama yani DG'nin çıkaramayacağı pozisyonlar değil onlar. Doğru düzgün hiçbir pozisyon vermedi. Aslında maçı tamamladılar. Ama işte nereye kadar gidecek böyle? Geçen sene hatırlarsan çok daha iyi başlamıştı aslında Mourinho. Aynen abi. Biri attı mı ikiyi arıyordu. Tabii. İkiyi arıyordu ve biz şaşırıyorduk. Vay be, Mourinho'ya bak diyorduk işte. 4-0'lar, 4-0'lar, 4-0'lar bayağı üst üste birikmişti böyle. Bu sene direkt geçen sene bıraktı, başladığı yerden değil, bıraktığı yerden başladı. Abi işte o yerden biraz Zidane başlayabilir mi sence? Zidane mı? Aynen. Ha, kovulursa diyorsun. Abi işte Zidane, Hamza Hamzoğlu'na yaptığımız geçen haftaki övgüyü de Zidane'a yapalım. Zidane da duysa bu övgüyü. Neyse. Abi hani en öveceğimiz şey, Zidane bir sorunu tespit etti. İşte ulan bu Casemiro niye oynamıyor dedi. Geldi Casemiro'yu koydu. Geri kalan hiçbir şeyi çok fazla kurcalamadı. Ve insani yönetimi, yani insani ilişkilerini oyuncularıyla iyi kurup aslında bildiğin bir hava yaratıp oradan yürüdü. O yüzden şimdi eleştiriyorum ben. Yani evet, saha dışında çok büyük işler yapmış. O soyunma odasını elinde tutabilme anlamında. Ama oyuncular şu an kötü görünüyor, bütün oyuncuları yani. Geçen sene ne kadar iyi oyuncular, potansiyelli oyuncular dediğimiz adamlar şimdi bunlar derinliği yetmez falan diyoruz. O açıdan yani bu kadroya gelip işte bir iki nokta atışı hamleyle Zidane yürütebilir. Yani bu Pogba falan zaten çok müsait böyle ele almaya, ele alınmaya. Pogba'sı, Martial'i hepsini eline alabilir. Ya şimdi şöyle, bu adamların sonuçta bir Dünya Kupası var artık. Evet. Ve bunu, Dünya Kupası'nı almalarının en önemli sebebi de, en önemli sebeplerinden biri de ne kadar ben hala hocalığını pek beğenmesem de Didier Deschamps. Yani çünkü Deschamps çok olağanüstü bir lider abi. Bu Marcel Dözi'nin kitabını kaptan, hatta aleyhece çevirmiştir o kitabı. Onu okuyanlar da bilirler, okumayanlara da tavsiye edelim. Herif gerçekten yani oynuyorken de çok büyük lidermiş. Bu oyuncular belki de bu jenerasyon inandıkları böyle bilge liderlere ihtiyaç duyuyorlar gibi geliyor bana. İşte Tabii canım. Yani bunu hakikaten birçok teknik direktörde görüyoruz. Ve bu liderliğin, bu bilge liderliğin içinin biraz boş olduğunu düşündüler mi de anında soğuyorlar abi. Ya da kendilerine uymadığını düşündüler mi? Bunu da Ancelotti Bayern ilişkisinde gördük biraz. Yaşadı. Anında yiyorlar Bu arada abi. Pogba gayet iyiydi maçta. Yani United'ın
en iyi adamlarından biriydi. Hatta en iyisiydi, direkt en iyisiydi. Gayet iyiydi yani. Pogba da şey değil böyle. Mourinho var o yüzden ben oynamıyorum havasında da değil yani. Çocuk işini yapmaya çalışıyor. Zaten benim tabii, Zidane tabii gelebilir dememin sebebi Pogba falan değil. O 11'de Pogba en iyi oyuncu da olabilir ama United'ın en izlemesi en keyifli oyuncusu Pogba olduysa o maçta Mourinho gider abi. Tabii. Ve Zidane da hakikaten daha iyi bir futbol oynatır. Mourinho da ince ince Milan'a doğru yürüyebilir gibi geliyor bana. Olabilir. Alexis konuşmadık. Abi, Alexis'in performansı. 51 top kaybı. Rekor kırmış herif. Abi çok fenaydı ya. Ve hani kaybediyor peşine koşuyor. Herkes de tabii ya adam ne yapsın uğraşıyor. Her şeyini veriyor sahada diye düşünüyor da. Hadi ya. Bu oyun stilinin bu seviyelerde olması artık çok zor ya. Yürümesi çok zor yani. Yok abi. Bu stil. Yok yani. Şey yok, adam. Abi yana yakıla ölüyorlar sağ açıksızlıktan. Mata oynadı işte. Mata oynadı ve sağda doğru düzgün durmadı. Sürekli ceza sahasına giriyor, ortaya giriyor filan. Depay kaldığı yerden devam ediyor. Depay'a nasıl siz geri satın alma maddesi koymadınız ya? Gördün mü Depay'ın friki? Yok abi, yok. Fransa'ya hiç bakamadım. Fransa'yı direkt sana sordum. Nefis friki kattı. Nefis friki kattı. Zaten geçen sene ikinci yarısında fikirden filan iyiydi neredeyse Depay. Şu adamı koysaydın geri alma maddesi. Şimdi alırdın ne güzel ya. Abi ya da Martial'i santrafor diye aldın. Elinde zaten var çiçek gibi Rashford. Yani Lukaku var, bunlarla birlikte çok iyi bir ikili kurabilir. Arkasına koyabileceğin Matası var, şusu var, busu var. 50 tane topçu var yani. Yap yine kanatsız bir şey çıkart. Mourinho Şampiyonlar Ligi'ni 4-3-1-2 oynamaya başladı. Ondan sonra 4-2-3-1'e döndü. O 4-2-3-1'in bir kanadı Eto'ydu, diğer kanadı Pandev'di ya. Tabii. Yani bu adam bu yani şimdi Klopp'un falan ortaya çıkardı ya. Saçma sapan bazı 11'ler oluyor ya. Bir adam çıkıyor anasını satayım. Herif sağ bekmiş mesela, Joe Gomez stoper oynatmış. Adam aktı gitti yani. O tarz bu zihni sinir projeleri esas Mourinho yapardı. Şimdi gerçekten böyle maça çıkmış olmak için çıkıyor gibi geliyor yani dışarıdan. Tabii ki de öyle değildir. O herifin içinde bir ateş, hepimizden fazla bir futbol ateşi vardır ama sahadan görünen o maalesef. Yok abi, bu iki sene, şimdi üçüncü sene o ateş kalmamış gibi işte. Hala otelde kalıyormuş abi, yerleşmemiş adam. İşte sürekli kızlarının yanına gitmesi gerekiyormuş. Sürekli onlar hakkında şikayet ediyormuş. Tamam, başında çok iyi bir adam yok Ed Woodward. Şimdi sürekli onu şikayet ediyor. Geçen bu hafta içi artık menajerliğe gerek yok. Biz sadece head coach olarak görev yapmalıyız. Madem böyle transfere falan hiçbir şey karışmıyoruz. Haklı. Falan filan diyor. Haklı. Yani haklı ama ya işte bir yerden sonra yani sürekli mızmızlanmak. O yüzden Guardian oturuyor her gün senin hakkında makale ürettiriyor. Ki hani muhabirler bu Amerika kampında oyuncuların çok mutlu olduğunu, çok neşeli olduğunu yazıyor. Ama o haber satır arasında giriliyor. Gerçek oyken senin bu halin yüzünden, bu dışarıya verdiğin imaj yüzünden millet zannediyor ki United oyuncuları öldü, bitti. Senden nefret ediyor. Aslında arası oyuncular da iyiymiş yani. Ama adamın o sadece yüz ifadesi bile insanları germeye yetiyor şu an. Abi transfer demişken Tottenham sıfır transferle girdi. Çok da güzel girdi sezona. Bu adamlar stad yüzünden falan mı yapmadılar transfer? Tabii. Stad. Zaten stadda da sorun çıkmış şimdi. Açılışı ertelemişler falan. Hmm. Oraya akıtılan para yüzünden hiçbir şekilde yapmıyor. Unuttum adını. Levy miydi? Levy ha, hiçbir şekilde. Ve adam şey, ne Pochettino'yu bıraktı ne de Kane'i bıraktı bir yandan da. Hı hı. Pochettino'yu çok kızdırdı ya. Pochettino sonra bu transfer döneminin erken kapanmasına falan salladı. Hiç onun yapacağı şeyler değil. Ne kadar sıkıldıysa transfersizlikten. Aynen abi, sıfır transfer girdi herifler ama yine bıraktıkları yerden başlamış onlar da. Bayağı keyifli Tottenham'ı izlemesi. İzledin mi sen maçı? Ben izlemedim. Özetlere baktım. İzledim abi. Bayağı güzel oynadılar ya. Bayağı hani Tottenham oynuyor. Görüyorsun yani. Böyle tepeden belki de avantajları ne olur transfersizlik. Daha da böyle birbirlerine sıkı sıkı bağlanan bir kadro oldular. Kaç senedir aynı 11, 12, 13 kişi.
Vallahi bilmiyorum da devre arasında bence birilerini alırlar puanlarına göre. Ama transferin kapanması harika olmadı mı ya? Aynen Bütün abi. ligler için harika oldu yani. İngilizlerin transfer yapamaması. Kafamızı dinliyoruz ya bir haftadır. Hakikaten ya. Züccaciye'deki fil gibi geziyor o hastaları, cepleri full para. Aynen abi. Ya cumartesi günüydü sanırım maç. Lille'in maçı. Lille'in maçını izlerken işte Lille'de Pepe var. Geçen sene konuşuyorduk ya bir ara. Nicolò Pepe'yi iyi ki kapanmış transfer dönemi. Gelirler sahanın ortasından alır götürürler maç oynanırken diyordum. Bir gün sonra haber çıktı abi. Takımı unuttum ya. Southampton Pepe'ye şu kadar para verdi ama reddedildi falan yazıyor. Ya babacım bir durun ya. Bir Sonra tane de abi. adam kalsın da onu da biz izleyelim değil mi? Aynen. Abi ilk 6 takımları dışında beğendiğin ya da bunlar ne yaptı ya dediğin var mı? Benim West Ham var. Yani çok kötülerdi. Evet, bunlar ne yaptı dediğim, benim de bunlar ne yaptı dediğim bir numara West Ham. Hani tamam savunman çok kötü olabilir ama öbür tarafta da yani Felipe Anderson'u görmedim ben maç boyu. Yani zaten santraforların adı neydi ya? Eyvah. Arnautovic. Arnautovic böyle mini İbrahimovic bir maç müthiş, dört maç kötü olduğu için kaldığı yerden devam ediyor gibi filan. Ben de daha bir Pellegrini takım bekliyordum. Ben tam izlediğim maç yani ilk 6 dışındakilerden Fulham maçını izledim tabii. Hani bu sene Fulham'a yanlayacağım. Bayağı zevk aldım maçtan. Fulham 6 yeni transferle çıktı 11'inde. Hani bayağı zorladılar filan ama bir türlü atamadılar. Crystal Palace'ı da beğendim. Ben Palace kadrosunu da seviyorum. Çoğu kişi düşmeye aday görse de. O maçtan zevk aldım. Abi Fulham'ın sağ beki Van Bissaka Ryan Sessegnon'a adım attırmadı. Öyle bir maç oldu. Fabri çok kötü bir ikinci gol yedi. Çok kötü bir hata yaptı. O Volkan Demirel çıkışı yapıp Zaha'dan golü yedi. İki takım da hani Fulham kaybetmiş olsa da evinde öyle başladı ama iki takım da sorun yaşamayacak gibi geldi bana ligde. O ikisini beğendim. Southampton Burnley maçı vardı. O maç oynanırken televizyonu kapattım ki yanlışlıkla izlerim, açarım 5 dakika falan diye 0-0 bitmiş zaten. Başka abi şu an aklıma başka şu an takım gelmiyor ya. Ben Wilfried İzledim Zaha'yı her çok maçı. beğendim o maçta. Onu da izledim ben de. Abi çok iyi topçu ya, çok iyi Muhteşem topçu ya. oyuncu ya. O seviyede ondan daha iyisini alamazsın abi. Tabii. Ki zaten nasıl tuttular en büyük şansları onu tutmak ya. O bayağı Chelsea falan çıktı. Yani bu abi başka takım şu an resmen beynim kilitlendi ha. Ben de West Ham'la Fulham konuşuruz diye sordum zaten abi. Wolverhampton Everton izledik. Everton 10 kişi olmasına rağmen yine de yenilmedi. Ruben Neves bayağı 2011-2012 Selçuk İnan performansıyla geçen sene 7 gol atmış ceza sahası dışından. Bu Yuh. sene ilk maçtan başladı. Bir gol bir asist yaptı. Abi valla her takımın izlenecek bir şeyi var Premier Lig'de. O inanılmaz hoşuma gidiyor. Cardiff'in yok sadece abi sanırım. Gerçi Evet. onların hocası da Neil Warnock. Sonunda yıllar sonra döndü. O da demeçleriyle falan şov yapar. Abi Championship ya artık olayımız biliyorsun. Leeds maçını izledin mi? Yok abi. Abi onun bak özetini izle. Leeds derbi maçını. Bielsa Lampard'ı valla çok fena yaptı ya. 4-1 yendiler. Bakalım ne kadar gidecek böyle hızlı. O zaman Serie A'ya mı geçeyim, Lig 1 mi konuşalım? Abi ben şu an dedim ya mutfaktayım bir de yol kenarı ev. Balkonun kapısını kapattım. Pencereyi kapattım gürültü gelmesin diye. Şu an yanıyorum. Ateş ateş. Bir ara verelim. Ben bir balkona çıkayım sigara falan içeyim. Tamam abi, durdurdum. Aramız bitti. Abi o zaman Lig 1'den devam edelim. Gidelim abi. Ben hiç izlemedim Lig 1'i. Premier Lig'de ne var ne yok izlediğimden Lig 1'e vakit de bulamadım. Var mı abi Batı cephesinde değişen bir şey? Kısa kısa geçeyim. Ya bu arada ben de, abi Cuma başladı ya. Galatasaray maçı, United maçı, Marsilya maçı hepsi aynı saatte. Cumartesi oldu. Yine bütün program çakışıyor birbiriyle ve daha Serie A başlamadı, La Liga başlamadı. Ne yapacağız diye bir düşündüm. Yani bayağı zorlandım seçmekte neyi izlesem diye. Bir de Championship çıktı başımıza. Üstüne Championship maçları falan. Bayağı zorlandım. Bakalım
Diğer iki lig de başlayınca ne olacak? Abi lig 1 hani geçen hafta konuştuk ya, bu sene yani çok fazla oyuncu gitti. Şu an hangi takımdan hangi akademi ürünü çıkacak da böyle hayran hayran izleyeceğiz. O yüzden bilemiyoruz. Biraz hani tatsız başladı. Zaten işte Fekir falan oturuyor. Bayağı bir oyuncu oturuyor. Monaco'da çok Mbappe falan yoktu. Abi bizim lig gibi bütün ilk dört takımları kazanarak başladı. Bu Monaco Nantes maçını büyük bir bölümünü izledim. Monaco'yu hiç beğenmedim ama abi 2 sene önceki kadrodan Subasic bile kadroda değildi zaten. Neredeyse kimse yok. İşte ileri ikili Roni Lopez, Jovetic filan. Nantes hoca değiştirdi. Ranieri'nin yerine Portekiz liginden biri geldi. İşte küçük bir Portekiz takımını ilk 5'e sokan bir abi gelmiş. Böyle bütün onlar da oyunu değiştirmiş. Hücumcu oynamaya çalışıyorlar falan. Nantes daha iyiydi. Ama Monaco bir şekilde kazandı. Monaco'da böyle enteresan topçular var. Ama yine onlardan işte reşit olmayan gençlerden seneye birileri çöker onlara da. Abi, Marsilya rahat başladı. Toulouse çok kötü. Bursa'nın Bostok en iyi oyuncuları, öyle söyleyeyim. Eyvah eyvah. City'den Manu Garcia'yı falan almışlar ama kiralamışlar. Yani abi, ha, en güzel maç Lille-Rennes maçıydı ya. Bizim Zeki'nin oynadığı maç çok güzel maçtı. Yani Lille'i bayağı beğendim. Bu sene, geçen sene Malcolm'a yaptığım muameleyi bu sene Nicola Pepe'ye yapacağım. Eğer bir İngiliz takım kiralamazsa, ki sanki öyle bir şey de olabilir gibi konuşuluyordu. İnşallah olmaz öyle bir şey. Nicola Pepe'ye abi bayıldım herife ya. Zaten Zeki ile önlü arkalı oynuyorlar. Bu sene yani her programda ben lafı bir şekilde Pepe'ye getiririm gibi görünüyor. Zaten sola da Bamba'yı aldılar. Bamba benim istediğim seviyeye henüz çıkamadı ama yani tam benim en çok izleyeceğim takımlardan biri oldu. Başka Lyon abi, Traore muazzam bir gol attı. Depay'ın golü söyledim. Traore'nin golü de güzel. Ona da bak. Yani zaten o çocuğun çok enteresan bir ayak içi var böyle. Yani çok enteresan bir gol attı. Başka abi izlemedim ama sonra da özete baktım. Angers Nîmes maçı 4-3 bitti. 85'ten sonra 3-1 iken 4-3 oldu. Nîmes Umut Bozok'un takım. Lige yeni çıktılar. 10 kişiler. 10 kişiyken son 6-7 dakikada 3-1'den 4-3 yaptılar maçı. Oha, 10 Yani kişi dediğim 10 gibi kişi 4 3 1'den 4 3 öne mi geçtiler? aynen 3-1'den 4-3 yaptılar ama Umut gol atamadı. Onun yerine adam giren çocuk bayağı iyi oynadı. Böyle ara ara bahsederim böyle ufak tefek takımların yaptığı saçmalıklardan. Benden başka zaten böyle bir fikstürde Lig 1 izleyen çok olmaz herhalde. Kimsenin de ilgisini çekmeyen şeylerden bahsediyorum şu an ama arada Estağfurullah. atarım araya bir şey. Monaco'da Ha, bu genç arada buyurun. Monaco'da genç bir söyle sen. oyuncu var. Piat Trimine. Hangisi? Pellegrini. Pellegrini. 7 metre bir çocuk. Pelek. Oynadı mı o? Yok, oynamadı, ilk 11'de yoktu. Sonradan girdim bilmiyorum. Girmedi galiba. Da genç, iyi bir oyuncu. Abi Paris Saint-Germain gençler de çıktı. En uçta Veya'nın oğlu Tim Veya, Liberya Başkanı Veya'nın oğlu. İşte Bekler, Dagba, Ensonki filan, onlar iyiydi. Rabiot abi, gollerden birini Rabiot attı. Kayen'i 3-0 yendiler. Hani ben çok yabancılar biraz övmüş ama Tuhel övgüsü var ya yabancılarda, ne yapsa övecek. Ben çok fazla bir değişiklik göremedim Paris Saint-Germain'de ama tabii çok erken. Ama Rabiot abi kendi orta sahasında pas arası yaptı. Sonra topu aldı, pas verdi. Ceza sahasında koşu yaptı. Rabiot, yani Rabiot'un koşu yapışını düşün o fizikle. Gitti boş kaleye golü attı. Böyle bir Hayda. enteresan başlangıç yaptı. Ya Rabiot o koşulları yaptırıyorsa hakikaten helal olsun adama. Ben de överim Bir de abi. abi Vehbi Kazri vardı ya, Beşiktaş'ta da geçti adı. Dünya Kupası'nı da öttüren çocuk. Aynen. Bonservis Sunderland'deydi. Geçen sene Rennes'de kiralık oynamıştı. Saint-Étienne aldı onu. Bu hafta o muazzam bir gol attı. Onda hani haftanın enteresan gollerine bakmak isteyenler baksın Kazri'nin golüne, çok güzel bir goldü. Ben bakacağım şimdi. Şimdi bak. Gerçi interneti yormayayım, hiç kesilmesin. Abi Serie A'ya geçiyorum. geç abi. Serie A'ya neden geçiyorum? Çünkü Serie A bu hafta başlıyor. Ve şöyle bir şey var. Telefon çıldırdı.
Abi bakıyorum maçlara. Şimdi hatta bu haftanın hani en izlenesi maçlarını da şöyle bir saatlerine göre ayırdım ben. Konuşuruz onları da üzerine. Ya La Liga'dan daha çok ilgi çekici sanki bu sene. Öyle ya. Yani sadece geçen hafta biz Milan'ı biraz fazla gömmüşüz bu arada. Gömdüğümüz Milan bile çok ilgi çekici. Bir Milanlı arkadaş kızdı bana. O takasın, yani Higuain takasının kazananı Milan diye kızdı. Yani saha içinde evet kısa vadede kazananı olabilirler zaten. Hani Caldara'yı da çok gömmüşsünüz. Bonucci'den çok daha büyük iş yapacak falan dedi. Onu da söyleyeyim. Ama yani genel olarak çok fazla heyecan verici olay var Serie A'da. Abi bir kere Bakayoko Kessié ikilisi var ki Aynen ya. benim aklım çıktı abi. Görünce aklım çıktı. Böyle bir şey yok. Yani geçen hafta en çok onu eleştirmiştik. Yani senin orta sahan Kessié hariç bomboş. Hadi Biglia da o regista rolünü iyi becerdi orada falan ama yine de diğer takımlara bakınca seviye düşük, çok düşük kalıyordu. Yani geçen seneki felaket sezonuna rağmen Bakayoko eklemesi çok iyi oldu bence. Abi Twitter'a şunu sorduk. İtalya'da en iyi transfer dönemini hangi takım geçirdi dedik. %45 Juventus, %48 Inter çıktı. %5 Roma, %2 Milan. Sence hangisi? Ben yine Inter diyeceğim ya. Vallahi bence de Inter be. Çünkü geçen yani 2 hafta önce konuştuğumuzda Inter'i uzun uzun konuşmuştuk. O zaman daha mesela Keita transferi de yoktu. Şimdi Keita'yı da aldılar. Yani kağıt üstünde. Senin övdüğün çocuk çok acayip bir gol atmış abi hazırlık maçında. Ben izleyemedim de Lautaro çok övülüyor Martinez değil mi? duydum. Abi yeni Tevez o çocuk Aynen. bak ya. O çocuğu var ya çok ucuz aldı onlar. Harbiden yeni Tevez o herif. Sesim mi gitti? Yok yok, Heh. dinliyorum. Yani onu Icardi'nin arkasında oynatabilir 10 numara gibi. Öyle oynatıyormuş. Çok iyi futbolcu abi. Çok iyi futbolcu herif. Ve daha ilk haftadan Lazio-Napoli maçı var. Nefis. Nefis. Ben onu izleyen... Bakalım Ancelotti ne yapmış. Milan, Genoa ve Sassuolo Inter maçlarını aynı saate koymuş bu salaklar abi. İtalya'dakiler. Ona bir sinirlendim. Peki senin ilk dört... Ha, buyur abi. Buyur abi. Saat işi, fikstür işi çok zor yani. Nasıl izleyeceğiz maçları bilmiyorum ya. Abi vallahi imkanı yok ya. Bütün istediğim maçları izlememin imkanı yok. Banttan dahil. Evet, öyle abi. İlk dört tahminini alayım mı? İlk dört. Bayılırsın. Çok Abi ben seversin bu bunu tarz şeyleri. beceremiyorum ya. Tabii. Ben yapıyorum o zaman. Bu riski ben alıyorum. Yapalım. Şampiyon Juventus olur ama önümüzdeki sene olamaz. İkinci Inter, üçüncü Roma, Milan 5. olur diyorum ben. Milan ilk dörde giremez mi diyorsun? Evet. Napoli'yi soktum. Ancelotti ile Napoli'yi soktum oraya. O zaman ben Milan'ı sokayım ya. Aynı sıralama. Milan 4 olur diyorum. Abi geçiyorum. Sorularımız çok güzel. Ondan biraz gaza bastım. Haftanın izlenesi maçlarını ayırdım. Cumartesi muhteşem bir gün abi. 17 Tottenham Fulham. Muhteşem. Hiç 15 transfer yapan takımla transfersiz giren büyük takımın mücadelesi izlenir. Abi çok güzel maç izleriz. Çok güzel maç olur. Ama Fulham tam Tottenham'ın oynamak isteyeceği tarzda bir takım. Herhalde Fulham 2'de 0 yapar ya. Öyle gözüküyor. Bana da öyle geliyor abi. Hatta bu maçı bahis içinde ayırdım ben açıkçası. 19 4-6 gole. net. 3,5 üst. 19'da Chievo Juventus, Ronaldo'lu Juventus sezonu açıyor. Ronaldo oynar mı bilmiyorum ama oynar herhalde. 19-30 Chelsea Arsenal. Ben bu maçı Arsenal taraftarlarına çok önermiyorum. Abi inşallah Ronaldo oynamaz o zaman. Evet. Yani hiç Juventus maçına bakmayalım. Aynen Yani yarım abi. saat izleriz veya. Ya gerçi Chelsea 15 dakikada 2 tane atıp da öbür maça döndürebilir bizi. O da olabilir. Yok abi yok belli olmaz yani ben tam iki takımın da hocası yeni iki takımın da oyuncular rollerini bilmiyor filan çok saçma sapan güzellikte bir maç olur o. Abi ya ben çok inanılmaz canım sıkıldı şeye ya. City karşısında gördüklerim beni çok üzdü. Ama ben City Chelsea maçını izlemediğim için de biraz şeyim.
Ha, abi işte onu diyecektim. Yani sen Chelsea'yi övdüğün oyuncular, mesela Chelsea'nin oyununda övdüğün şeylerin hiçbiri City maçında yoktu yani. Arsenal'den de zayıf görünmüştü City'ye karşı Chelsea. Tek umudumuz o. Vallahi tek umudumuz o. Pazar akşamı Avrupa'da, tabii Süper Lig'i konuşmuyorum, 9'dan sonra hareketleniyor. Milan Genoa 21.30. Ha bu arada cumartesi akşamı abi Monaco Lille 21. Bu da kaçmaz. O ama kesin bizim maçlarla çakışır. 21-45 maçları yani. Herhalde Galatasaray maçı pazar diye ben bunu izleyebilirim. 21.30 Milan Genoa ve Sassuolo Inter. Döndüre döndüre izleriz. Bir de Inter maçını beIN Connect'te vermişler gözüküyor şu an. Güzel. Zaten abi maçları artık canlıdan ziyade beIN Connect'ten izliyorum ben. Sardıra sardıra. Ben geçen seneyi komple öyle izledim abi. Televizyonda yoktu. İzmir'deki Dijitürk'ü İstanbul'da beIN Connect olarak kullandım ben. Abi Allah razı olsun ya, valla çok işe yarıyor. Ay muhteşemmiş abi. Bir de 24 12 saat geriye sarabiliyorsun ya hiçbir şey kaydetmeden falan. O çok o çok muhteşem bir şey. 23-15 Real Madrid Getafe pazar günü. Bakalım normal bir takıma karşı nasıl oynayacak Madrid. Bu arada onda da Crystal Palace Liverpool maçı var. O da izlenir. Bir sürü akıp giden oyuncu. Pazar günü onda mı? Pazar mı pazartesi mi onu bilmiyorum abi. 23-15 maçından sonra pazartesidir yazmışım ben. O pazartesidir. Pazartesidir o zaman. Pazartesidir. Abi şahane sorular var. Geçeyim mi? Geç abi. Sen ekleyeceğim maç var mı? Soru yok, aklımda bir şey yok. Soru alırken beni de mentionlayarak almışsın ya soruyu. Ben bu kadar soru geldiğini bilmiyordum ya. Abi sen bir de biz şimdi programdan bir saat önce kendi hesabımdan attığım zaman daha fazla geliyor. Hani çok az gelmiş hali. Bu Süper Lig programlarında sorulanın 1/3'ü, Avrupa programlarında sorulanın yarısı. 30 saniye soru var. Normalde 60'tan aşağı soru gelmiyor ki bize. Maşallah. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar hakikaten. Okan Köroğlu sormuş. Ama daha değişik isimler var soru soran. O açıdan da güzel olmuş. Beni takip etmeyen ama farklı kaydede edenler de sormuşlar. Konuşmak için erken ama demiş Okan. Real Madrid Ronaldo sonrası transfer yapamamışken bu senelik ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Şampiyonlar Ligi'ni tahmin yürütmek zor ama ligde ben üçüncülük adayım ya. Benim de aynen. Muzaffer Topallar güzel sormuş. Real Madrid için Zidane mı daha büyük kayıp, Ronaldo mu? Valla Zidane'ın yeri daha doldurulabilir bence Ronaldo'na. Alamadı abi işte Ronaldo'nun yerini kimseyi. İyi hoca bulursun. Yani, hani figür olarak doldurmanın imkansız olduğunu konuşmuştuk. Ama o 40 golü de dolduramadılar. Yani esas sıkıntı orada çıkacak. Katılıyorum. Bu arada ama Zidane'ın etkisi de hani ben Modric Inter'e gitmek istiyor falan diye bir şeyler çıktı ya. Ben onu direkt böyle ya İtalyan medyasının üfürmesi, işte Serie A'nın bu kadar parlamaya başlamışken üfürdükleri bir şey olarak görmüştüm, ya da Modric'in menajerinin maaş için yaptığı, maaşı artırmak için yaptığı bir şey olarak görmüştüm, ki artırdılar da sanırım, zam yapıldı. Ama hani sen vücut dilleri falan dedin ya. Ciddi sıkıntı da olabilir yani. Abi, Modric gerçekten de orada olmak istemiyor olabilir. Abi Modric'in yaş geçiyor. Real Madrid 32 yaşından büyük oyuncuya 2 yıldan fazla kontrat yapmıyor. Inter koymuştur önüne 4 yıllık kontratı. Geleceğini tabii garanti altına almıştır yani. Kafasını karıştırmıştır. Nail sormuş. Griezmann Ballon d'Or alır mı? Bu sene için mi? Bu sene alamaz ya. Ya abi şöyle, Griezmann Avrupa Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi diyorum. Dünya Kupası'nı aldı. Ben Modric görüyorum artık aday. Vay be, her şey ne kadar değişti Koray. Salah ve De Bruyne derken şimdi Modric, Griezmann'ı kaldık. Ben Modric'in alması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani Dünya Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Griezmann'ın Avrupa Kupası finali ve Dünya Kupası şampiyonluğundan daha önde geliyor bana. Ve ikisinin de, yani şimdi Dünya Kupası finaline çıkan kadrosu Hırvatistan'ın Vida ile Lovren stoper yani. Fransa çok daha değişik. Ve Buram. İleride şunu konuşalım. Hani Cannavaro için 10 senedir, 12 senedir
söyleniyor yani. Bu kadar hücumcunun içinde Ballon d'Or alan, tek adam filan diye. Modric içinde bir orta saha oyuncusu nasıl almış ya, vay be falan densin. Aynen. Iniesta'nın alamadığını o alacak gibi. Devam ediyorum sorulara. Musa Erman Aksay sormuş. Liverpool'da ideal orta saha üçlüsü Fabinho ve Keita transferlerinden sonra kimler olur? Ben maçlara göre değişeceğini düşünüyorum. Yani işte West Ham gibi takımlara karşı Fabinho, Milner, Keita. Fabinho Keita'yı bir kere bank oynayacağını düşünüyorum. Ben zaten sen, öyle bir söyledim sanki. İki kere iki dört derdim. İki kere ikinin dört ettiğini düşünüyorum. Yani Fabinho Keita bank oynar. Hani daha kolay takımlara karşı Milner oynar. Oxlade-Chamberlain ne zaman dönüyor bilmiyorum ama Oxlade-Chamberlain oynayabilir. Hani daha hücumcu bir oyuncu oynar ama ben büyük maçlarda Fabinho, Henderson ikilisi, önlerinde Keita gayet güzel olabilir. Çünkü hani Fabinho Bakayoko'yla yakaladığı uyumu belki Henderson'la yakalarsa Liverpool'un büyük maç sorunu çözülebilir yani. Katılıyorum. Ben Wijnaldum'u da çok kullanacak diye düşünüyorum bu sene. Onun yanında. Aynen, Wijnaldum'u unuttum. Wijnaldum hakikaten çok değişik oyuncu abi. Bak ya, inanılmaz bir fizik var herifte ya. Eni boyu bir herifin. City'yi sormuş Emre. Onu konuştuk, şampiyonla erken koparır mı diye. Kerem Öner demiş ki Ronaldo yokken Benzema biraz fazlalık değil mi? Onun, Ronaldo'nun yokluğunda onun yerine en az 30 atacak biri gerekmez mi? Ya bunu da konuşmuştuk. Değil mi abi? Gerekir dedi. Benzema fazlalık değil de işte orada ekstra bir santroforun olmaması eksiklik. Benzemalık bir problem yok da oraya adam koymaları lazım. Aynen. Yani onu o kadar koymaları lazım ki gerekirse Benzema'yı da gönderip bütçe yaratıp koyması lazım hatta. Gerçi Premier Lig dışında kimseyi almaz. Benzema'nın maaşı çıkamazlar. Ulaş sormuş, Dembele mi Malcolm mu oynar diye. Ha, Barcelona için hangisi daha değerli parça? Barcelona için Malcolm çok daha değerli parça bence. Ya, kısa vadede Malcolm ya. İki hafta önce konuşmuştuk yine. Çünkü Malcolm hazır bir oyuncu. Malcolm Brezilya milli takımına falan çağrılmıyor belki ama yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip. Ama tabii şöyle de bir şey var. Malcolm Bordo geçen sene her top Malcolm. Önce Malcolm'un ayağına değiyordu. En son Malcolm'un ayağına değiyordu. Yani her atağını başlatan, bitiren adam Malcolm'du. Şimdi burada bu kadar dünya çapında oyuncuyla ayağına o kadar top değmeden ne yapacak onu bilmiyoruz. Bunu zamanla öğreneceğiz ama hani kağıt üstünde Dembele'nin önünde. Ama tabii Dembele de öyle bir adam ki abi, şimdi çıkar öyle bir giriş yapar ki sezona, Dembele de iyi oynadığı zaman kesmemen imkansız. Yani kesemezsin. Hani Malcolm'un da öyle 80-90 milyonluk bir fiyat etiketi de yok. Hani bazı oyuncular fiyat etiketiyle oynar. Hı hı. Öyle bir fiyat etiketi de yok. Yani kısa zamanda böyle sadece son 10 dakikalar, 20 dakikalar giren adama da dönüşebilir. Öyle bir tehlike var onun için. Ama yine de kağıt üstünde Malcolm ya. Abi söyle adını. Arsenal son gün 100 milyon euro verdi, alamadı ya, ona çok üzüldüm ben ya. Havaalanında transfer, o tam İzmir'e uçuyordum o ara. Yine o kadar beklentiyle şey yaptım ki. O Lemar değil miydi abi? Hayır hayır. Son gün Dembele'yi alıyordu Arsenal. Bu transfer dönemi son gün alıyordu Dembele'yi. Tamam bunu diyorsun. Ben onu fake haber olarak zannediyordum ya. Arsenal'lerin çıkardığı bir yalan haber gibi geldi bana. Yok ya, vermişler valla. O zaman Tarık Buğra abi. Gedikli sormuş. Abi sana demiş ki Zeki Çelik Lig 1'de haftanın 11'ine seçilmiş. Tavanı nedir? Fransa'da daha üst bir seviye bir takıma transfer yapar mı? Ya da başka bir Avrupa Ligi'ne? Teşekkürler demiş Tarık. Abi tavanı nedir bilmiyorum. Çünkü tavanı şudur dersem yalan olur. Çünkü ben geçen sene izlediğim İstanbul Spor maçı sayısı 6-7'dir. 6-7 tane maçını izlediğim oyuncu hakkında o kadar atıp tutamam. Ama transfer kesinlikle yapabilir. Çünkü sezon öncesi değerlendirmelerinde, Fransız gazetecilerinde değerlendirmelerinde Lille Malcuit'i, yani esas sağ beklerini gözünü kırpmadan sattı Napoli'ye. Lille'in ona verdiği değeri gösteriyor. Bu bir.
Ki yine sabek yine transfer yapacaklar gibi görünüyor. O ayrı. Ama Lille ona çok değer veriyor. Fransız gazeteciler çoğu muhtemel 11'lerine yani birinci bek olarak Zeki'yi yazmış sadece hazırlık kampı performansıyla. Üstüne çıktı bu maçta işte yani bir oyuncu yani, Türkiye gibi bir ligi yani Süper Ligi'nin Avrupa'nın ilk 7'sine 8'ine girmediği bir ülkenin ikinci liginden Fransa Ligi'ne transfer yapıp ilk haftadan başlayıp ve yani yaptığı asisti görmüşsündür. Gayet zekice bir top oynayıp önünde de Pepe'nin oynaması tabii büyük avantajı. Pepe sürekli içeri kaçıyor. Motiba'nın yanında ikinci santrofor gibi oynuyor. O çok iyi alan açıyor ona. Hani sonları benzemesin de yani sonları derken sonra Gökhan Gönül çok istikrarsızlaştı ya. İnşallah öyle bir istikrarsızlık yaşamaz kariyerinin ilerisinde ama hani önünde David oynayan Gökhan Gönül gibi görüyorum ben şu an onu. Hani Gökhan Gönül'den daha üst seviyeleri çıkar umarım. Ama şu an gördüğüm o yani. Övgü olarak söylüyorum tabii bunu. Abi ben de heyecanlandım sen böyle deyince. O zaman milli takımda da sorunu çözer herhalde. Aynen. Ve şu an ben de yaptığım benzetmeye heyecanlandım. Abi ya, yayın gitti ama yayın giderken şöyle bir güzellik yaptı bize. Direkt Fransa ile ilgili başka bir soru önüme düştü. Noyan sormuş. Lyon'un gencosu Hüsam Avar'ın tavanını ne olarak görüyorsunuz? Sevgiler demiş. Eyvallah güzel soru. Bu sene benim hani İngiltere yağmaladı falan çok oyuncu gitti ama en sevindiğim olay bir kere Lyon'un o orta üçlüsünün bozulmaması. Tussar, Ndombele, Aouar üçlüsünün bozulmaması. Ya Aouar biraz enteresan bir oyuncu. Tavanını konuşurken örnek verebileceğim birden fazla oyuncu olabilir. Çünkü bir kere çok iyi bir merkez orta saha oyuncusu ama aslında kanatta da çok iyi oynuyor. Kanatta oynadığında da çok iyi. Çünkü çok iyi driblingçi. 10 numara oynadığında da çok iyi. Çok iyi pasör çünkü. Hani ben ama yine de onun geçen sene çok fazla önde oynadı. Çünkü arkada Tussart var. Yani Tussart zaten acayip bir süpürücü ve ayağı düzgün. Yani topu iyi çıkarttı oynadığı zamanlarda. Dedik devam ediyorum. Atletico sorusu gelmiş. Konuştuk. Abi geçen Kubilay sormuş. Geçen sene Burnley'nin yaptığını Premier Lig'de bu sene yapabilecek bir takım var mı? İlk maça rağmen bence West Ham demiş. Ben West Ham'ın yapabileceğini sanmıyorum. Sende var mı böyle bir aday? West Ham'ı ben de zannetmiyorum. Ya İngiltere'de ilk 6 sonrası yani bu sene bir Cardiff var. Böyle kesin düşecek gibi görünen kadrosu itibariyle ama geri kalan takımlar arasında çok uçurum yok. Hani sayabileceğim takımlar yine her şeye rağmen ben de West Ham'ı sayarım oraya. Kadro var çünkü. Ellerinde o kadro var. Fulham, Wolverhampton başka kim vardı? Yok abi abi resmen gelmedi aklıma şu an. yok ya bu sene o 6'yı kovalayacak bir takımın çıkacak. Ya Palace da kendine zor yetiyor ya. Hiç bence çıkmaz. İlk 6'ya gireceğini mi sormuş? Girebilecek Aha. takım olarak mı sormuş? Evet. Ha yok. İlk 6'ya kimse giremez canım. Ben ilk 6'nın altındaki takım kim olur anlamında aldım soruyu. O Yani da 7'ncilik için konuşuyorum ben. İlk 6'ya giremez abi kimse artık. Pellegrini farkıyla o 7. West Ham belki olur da West Ham'ı da hiç beğenmedim abi Evet. Ya ben Fulham'ın kadroyu gerçekten çok beğeniyorum ama çok bütün oyuncular çok yeni. Yani ideal kadrosunda 11'de ilk 11'in 8 oyuncusu, 9 oyuncusu yeni olacak bu takımın. Yoksa ben oynadıkları oyunu da çok beğeniyorum. Jovanovic'i de beğeniyorum hoca olarak. Normalde onları derdim ama fikstürleri de sıkıntılı filan. Kim olsa sürpriz olmaz, onu söyleyeyim. O zaman devam ediyorum. Kubilay Gökkaya sormuş. Aubameyang, Lacazette, Mesut, Mkhitaryan ikililerden. Bunlardan birer tanesi lüks değil mi? Takımda kanat oyuncusu yokken. İşte yani bu adamlardan ikişer tane varsa kanat oyuncu yoksa kanat oyuncusu oynatmamak lazım. Biz de ona kanaat getirmiştik. Geliyor mu abi sesim? Geliyor geliyor ya işte 4-3-1-2 falan oynasan da bu sefer Mesut'la Mkhitaryan'dan biri boşa çıkıyor. Evet o açıdan haklı ama
Aubameyang ve Lacazette her türlü oynamalı. Ben Aynen. Mesut ya da Mkhitaryan'dan birini keserim. İkisini Ben bile keserim. Mkhitaryan'ı zaten hiçbir zaman istikrarlı bir halini görmedim. İşte 3 asist, 4 asist 2 maçta. Sonra ortalarda aylarca yok. Yani yine Mesut'a güvenip Mesut'u üçlü orta sahanın önündeki oyuncu yapıp önde santroforları oynatırım ya. Bence yani Mesut'la Mkhitaryan bozuyor bence. Diğer santrofor ikilisi bozmuyor durumu. Katılıyorum abi. Katılıyorum. Juventus'un ön tarafı diye sormuş Metehan. Emre Matuidi, Pjanic, Ronaldo, Costa, Dybala, ha, altılı mı? Yani Emre Matuidi, Pjanic üçlüsü. Önünde Ronaldo, Costa, Dybala. Yoksa Emre Pjanic, önünde Mandzukic, Ronaldo, Costa, Dybala mı olmalı? Hangisi Şampiyonlar Ligi'nde verimli olur? Valla Emre Matuidi, Pjanic şey biraz fazla sert kaçtı ya üçlü. Ben ikiye düşürürüm onları ben olsam yani. Öndeki üçlüye de ben her türlü Mandzukic koyarım. Ben de koyarım. Ronaldo'nun olduğu bir üçlüye. Ben de koyarım abi. Melik sormuş. Kevin De Bruyne 3 ay yok. Premier Lig'de yılın oyuncusu adayınız kim? Sterling benim. Yani City'den başka oyuncular. Rahim, soru devam etmiş zaten. Sterling'in haddinden fazla gömülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence final kararları dışında inanılmaz faydalı bir oyuncu. Teşekkür. Ben çok beğeniyorum ya. Yani gömen yanlış yapmış ya. Kim gömüyorsa gömmesin. Katılıyorum abi. Abi genelde o İngiltere maçlarında gömülüyor. Haklı olarak gömülüyor. Ama işte milli takım artık milli takıma bakıp oyuncu değerlendirmek çok anlamlı bir durum değil. Yani katılıyorum abi. Bakalım belki Bernardo Silva bir atılım yapacak. Ona yarayacak bu Yaptı sakatlık. abi yaptı. Arsenal maçında yaptı, bize bir atılım yaptı. Çok iyi Terbiyesiz. başladı ya. Çok iyi vurdu bir de ya. Puşt. Öyle Aynen. vurulur mu abi? Abi onun oradan onu döndürmek falan. İnanılmaz abi. Vallahi. Ruh hastası şerefsiz. Vallahi canımı sıktı ya. Son sorumuza, ha son iki soru. Bakayoko Milan'da iş yapar mı demiş Ali Furkan. Bakayoko her yerde iş yapar. Hatta yani Abi geçen sene bazı maçlarda yani gerçekten Barış Özbek vari bir performans sergiledi. Hani umarız o sadece işte lige alışamaması, ülkeye alışamaması, oynadığı takımın içinde bulunduğu kaotik durumla falan alakalıdır. Ben Monaco'da en sevdiğim oyunculardan biriydi. Umarız iş yapar. ve son sorumuza geldik. Okan Şenol sormuş. Zidane United haberlerine ne diyorsunuz? Bence yakışır. Ha bunu konuştuk. Real Konuştuk. Madrid'de de rakibe korku salacak alfa hücumcu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Demiş. E bunu da konuştuk. Ben konuştuklarımızı eledim. Telefon kesildiğinde bunu elemeyi unutmuşum. Abi var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Yani şipşak bir yayın oldu biraz. Şu an ciddi anlamda terliyorum mutfakta. Abi bir de Yani bitirip Şampiyonlar Ligi yok. Liglerin çoğu bu hafta başlıyor. Süper Kupa ve Premier Lig, bir de Lig 1 dışında konuşacak şey de yoktu zaten. Ya Sorular da o bir de yüzden aynı gelmiş hep. aynen bakalım hafta sonu hangi maçları izleyebileceğiz. Aynen abi. Aslında onu WhatsApp grubunda paylaşalım biz ya senle. Koraycığım, şu bende bu sende falan yapsam bana, ona göre bölüşüp izleyelim. Abi sezon ilerledikçe bir düzen oturuyor da ilk haftalar ya Aynen onu mu aynen. izleyeyim bunu mu izleyeyim? Şimdi ben sezon ilerledikçe mesela hiç sezon başı Bielsa falan gittir yani ben bir Bielsa fanı falan değilim. Leeds United aklımda yoktu mesela. Şimdi ben her hafta Leeds United izlemek istiyorum. Hani Amerikalılar must watch TV der ya, ya benim Aynen. için Leeds United maçları artık izlenmesi gereken televizyon olayı. Şimdi bu adamları ekleyeceğim bir yere. Şimdi Fransa'dan bakayım, Nîmes falan hoşuma gitti. O tip takımlardan saçma takım bulacağım. Böyle zamanla oturacak. Sadece takımlara göre izleyeceğim. Ama şu an zorlanıyorum. Yok abi, ben de işte şimdi Real Madrid ayrı merak ediyorum. Juventus ayrı merak ediyorum. Ondan sonra Arsenal ayrı vaka, Chelsea ayrı vaka. Yani ne güzel 3 tane takım tutuyorduk, onları izliyorduk abi. Şimdi 25 tane takım var izlemek istediğim yani. O zaman dinleyicilerimize tekrar teşekkür edelim. Koray, pardon, Buyur abi, Koray. sendeyiz.
Abi bunu yayının başında söyleyeyim unutmadan dedim unutuyordum yine bak. Abi Gary Neville'ın Soccerbox diye bir program başladı. Bizde Esport veriyor sanırım. Vermeye başlamış. Ben abi dün dizi izleyecektim. Yatmadan bir dizi izleyeyim dedim. Sharp Objects diye bir dizi var. Abi o diziden önce aa bu neymiş lan dedim. Buna bir gireyim dedim. Abi bir izledim bir başladım izlemeye. 3 bölümü nasıl izledim hatırlamıyorum böyle su gibi aktı geçti. Bir bölümde Henry çıkıyor. Oturuyorlar Henry ile abi. Yani bütün oyuncularla işte başka bölümde Scholes geliyor. Bir bölümde Robbie King geliyor. Bu üçünü izledim ben. Başka bölüm var mı bilmiyorum. Oturuyorlar. İşte 2002-2003 Arsenal United maçını, o maçta Henry'nin yaptıklarını, anılarını anlatıyor işte. Oyuncularla ilgili anılarını anlatıyor filan. Muazzam bir program. O ben de seviyorum. Esport'ta izleyemeyeceklere de işte bir şekilde bana ulaşsınlar, link falan atayım, ne bileyim. Zaten Esport o konuda biraz cömert. Hemen YouTube kanalına koyuyor yayınladığı programları Öyle abi mi? birkaç gün O sonra. Aynen süper. aynen. Ben box Abi maçlarının tekrarlarını YouTube'a izliyorum hep. koyuyorlarsa adamlara tık kazandırın. İzleyin, çok güzel program. Ben de bugün denk geldim. Guardian'daki La Masia araştırmasını orada güzel bir röportaj yapmışlar. Onu önereyim o zaman öyle kapatalım. Abi var mı ekleyeceğim bir şey? Yok Koray, sağ olasın. Dinleyen herkese teşekkürler. Soru soranlara teşekkürler. Ben de çok teşekkür edeyim herkese. Haftaya bütün ligler başlamış, kafamız iyice karışmışken görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.